Evet, bugünkü gezi yerimiz Portekiz ülkesinde Fatima. Burası Katolikler için dünya üzerindeki en kutsal yerlerden biridir. Bu bölge hakkındaki videoyu izlemeden sizlere Fatima'nın hikayesini anlatmak istiyorum. Çok popüler bir Katolik merkezin ismi niye popüler bir Müslüman ismi? Fatima bir Magribi prensesi, Şövalye Gonçalo ve arkadaşları tarafından kaçırılır. Fatima onu kaçıran kişiye aşık olur ve onunla evlenmek için Hristiyanlığa geçer. Vaftiz edilir ve Koerena ismini alır. Ancak orijinal Arap ismiyle anılmaya... Evet, şimdi buranın niye bu kadar kutsal olduğundan hikayesinden söz etmek istiyorum. Üç tane çoban çocuk var. Bunlar 10 yaşında Lucia Santos ve kuzenleri 7 yaşında Jacinta ve 9 yaşındaki Francisco Marto. Bunlar Kova'da Irina denen bölgede koyun otlatırlar. 1917 yılının 13 Mayıs günü yağmur başlar ve çoban çocuklar bir meşe ağacının altına sığınırlar. Derken bu meşe ağacına yıldırım düşer ve ağacın üstünde elinde tesbih bulunan beyazlar giymiş bir bayan hayaleti ortaya çıkar. Sonradan hayaletin Meryem olduğu düşünülür. Hayalet çocuklara korkmamalarını söyler. Çocuklar köye döndüklerinde yaşadıklarını köyün din adamlarına anlatırlar ama kendilerine kimse inanmaz. Ancak bu olay 1917 yılında Portekiz'de ülke çapında tartışmalar çıkar. Sonuçta hiçbir eğitim almamış, çobanlık yapmış. Çobanlık yapan ve küçük yaştaki bu çocukların hayal kurmalarının mümkün olmayacağına inanılır. 1917 yılının Mayıs ve Ekim ayları arasında her ayın 13. günü hayalet aynı yerde çocukların karşısına çıkar ve onlara çeşitli kehanetlerde bulunur. Birinci kehanet cehennemin korkunç vizyonundan söz edilir. İkinci kehanet Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İkinci Dünya Savaşı'nın çıkacağı ve Çarlık Rusyası'nın yok olacağıdır. Üçüncü kehanet ise Vatikan bu sıra 2000 yılına kadar gizli tutar. 1981 yılında Vatikan Aziz Petrus Meydanı'nda Papa John Paul'e suikast yapılır. Kim tarafından? Mehmet Ali Ağacı tarafından. Papa sonraki dönemde kalabalık içinde kendisine uzanan ve tabanca tutan kolun bir melek tarafından itildiğini ve ölümden kurtulduğunu söyler. Bu ileride sağda görülen yer Aparition-Chapelle. Kutsal alanın tam merkezinde olan bu şapel, Fatima Avrupa Edisi isim verilen hayaletin üç çoban çocuğa görüldüğü ilk yer. Hacı olmak isteyen Katolik Hristiyanlar, Bazilika ile Şapel arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik bu yolda dizlerinin üzerinde ilerleyerek geçiyorlar. Çünkü Meryem çoban çocuklara verdiği vaazlardan birinde bir şey elde etmek istiyorsanız acı çekmelisiniz demiştir. Evet, burası kutsal alan. Hemen sol tarafta Aparitions Şapeli var. Kutsal alanın tam merkezindeki bu şapel. Burası Fatima Our Lady isminde verilen hayaletin üç çoban çocuğa ilk görüldüğü yerde kurulan bir şapeldir. Fatima bölgesinde inşa edilen ilk ibadet yeridir. 1919-1921 yılları arasında yapılmıştır. Şapelde 1 metre boyunda Our Lady heykeli var. Heykelin bir özelliği var. 1981 yılında suikast girişiminde kurtulan Papa II. Jean Paul'ün vücudundan çıkarılan mermi çekirdeği heykelin taç kısmına yerleştirilmiştir. Evet, burası hayaletin çoban çocuklara ilk görüldüğü yer. Ve o dizlerin üzerinde ilerleyen hacılar bakın buraya kadar geliyorlar ve burada turlarını tamamlıyorlar. Bu Meryem heykelinin tacında da biraz önce belirttiğim gibi mermi çekirdeği var. Evet, hacılar yolculuklarını burada tamamlıyorlar. Bunlar da çoban çocuklardan iki tanesi. yılında o İspanyol gribi sırasında ölen çocuklar bunlar. Daha sonra bunlar da Papa tarafından aziz ilan edilmiş. Evet, kutsal alanın çevresi bu. Bu kutsal alanda yaklaşık 50 ila 70 bin kişinin toplu ibadet yapabildiği söyleniyor. Hemen karşıda da Meryem Ana Bazilikası. Bu görülen yer. Our Lady of Basilica. Yapı 1953 yılında yapılmış. Dünyanın en önemli Hristiyan dini turizm merkezlerinden biridir. Çan Kulesi'nin yüksekliği 65 metre. Kulede 65 tane döküm çan varmış. Bu çanlardan en ağırının 3 ton olduğu söyleniyor. Binanın içi pembe, gri ve beyaz granit mermerlerle döşenmiştir. Bakın 65 metre yükseklikteki Çan Kulesi üstünde bir de saat var.
Bunlar da çoban çocukların mezarları. Ortada Fatima, yani buraya ismini veren Müslüman kızın ve çobanlık yapan ve hayaleti gören üç çocuğun mezarları bazilikanın içinde. Yine çobanlık yapan çocukların resimleri. Evet, başta da belirttiğim gibi burası Hristiyanlar için çok önemli bir dini merkez. Her yıl buraya binlerce Hristiyanın hacı olmak üzere ziyaret ettiği söyleniyor. Özellikle Mayıs ve Ekim aylarındaki hac günlerinde dünyanın her yerinden gelen binlerce hacı tarafından burası dolduruluyor. Tabi meydanın çevresinde de çok sayıda dükkan ve çeşitli dini eşyaların satıldığı tezgahlar var. Yani burayı ziyaret ederseniz dini alandan sonra çeşitli hediyelik eşyaların satıldığı çevredeki ara sokaklara da gidebilirsiniz. Oldukça ilginç.